Kanalıma hoş geldiniz. Bugün kökboğaz çürüklüğü hakkında bir video çekimi yapacağız. Öncelikle video çekimine başlamadan önce sağ alt köşede abone ola tıklayıp abone olursanız ve bildirimleri açarsanız tüm videolardan haberdar olursunuz. Kökboğaz çürüklüğünde admillara ve Rosellina kök çürüklüğü hakkında bilgi vereceğim. Ağacımızda gördüğünüz gibi Rosellina kök çürüklüğü bulunmaktadır. Hani nereden Rosellina olduğunu söyledim derseniz, Rosellina kök çürüklüğünün tipik belirtileri şu kökboğazında gördüğünüz kısımların esmerleşmesi, böyle bulunan hifler armut gibi şişkin bir kısım şekildedir. Çünkü bayağı bir ilerlediği için bu hifler bölmeli olmuş ve armut gibi şişkin olmuş. Bu kökboğaz çürüklüğünün oluşmasındaki en büyük sebep etkense aşı yerinin toprağa yakın olması ve yanlış bir dikimden kaynaklanmasıdır. Aşı yeri toprağa yakın olduğu için sel suları olsun, yağmur suları salma sulamayla sulandığı için salma sulamadan gelen hastalıklar, zararlar hepsi aşı yerine temas etmekte ve ağacımızı ekonomik bir zarara uğratmaktadır. Özellikle Rosellina kök çürüklüğünün görüldüğü bölgelerde hani gördüğünüz gibi bu şekilde ağacımızı bayağı bir zarar görmüş. Gördüğünüz gibi kabuğun altı zaten hani bayağı bir boşalıyor artık hani. Çünkü aşı yeri burada normalde en az bir şu kadar aşı yeri, dört parmak toprağın üzerinde kalması gereken aşı yerinin toprağın üstüne kalmasını geçtim. Aşı yeri bile toprağa gömülmüş fidanımızın. Hani meyveciliğin yapıldığı her bölgede bu hastalıklar görülmez. Ama hani yanlış dikimin olduğu bölgelerde kökboğaz çürüklüğünü görmemiz hani gayet normaldir. Hani bu fungal bir hastalıktır. Bu hastalığın hani bulaştığı bahçelerde ekonomik zarar söz konusu olmaktadır. Çünkü kökboğazın bulaştığı ağaçlarda hani kurtarması biraz zor oluyor açıkçası. Özellikle hani bakın gördüğünüz gibi bayağı bir ilerlediği için hani kökü çektiğimiz zaman resmen yani aşı yeri kırılmak üzere. Hani bunun olmaması için özellikle fidan dikimi yaptığımız zaman kulaktan dolma bilgiler yerine profesyonel fidancılardan aşı yapan insanlardan veya çevrenizde yakın yerlerde ilçe tarımlara gidip bilgi alabilirsiniz. Zira ilaç bayilerindeki mühendislerimize gidip oradan bilgi alabilirsiniz. Hani bunun tipik belirtileri ise oralar böyle siyah ve esmerleşir. Bu esmerleşme sadece bu aşı bölgesinde değil, kökboğaz kökünde de vardır. Örneğin kökünde görülen yerlerde o hastalıklı kısımları keserek atabilirsiniz. Hani imha edersiniz, bir yerde yakarsanız ve kök budamasını yaptığınız için köke göre de ağacın da budamasını yaparsınız. Çünkü ağaç kendini daha bir dengede tutabilmesi için. Arkadaşlar hastalığa yakalanmış ağaçlarda hani gördüğünüz gibi bir hani iyi bir gelişme görünmüyor. Geriye doğru ölüm gerçekleşir. Ağacın yaprağında dökülmeler olur. Hani bu etmenin kökte bulaşmasına göre ağacın tümünde de yaprak dökümü olabilir. Fungusun etkili olduğu kök bölgesine göre ağacın sadece bir kısmında da yaprak dökümü olabilir. Yapraklarda sararma görülür. Meyvelerde küçülme, meyvelerde irileşmeden, olgunlaşmadan dökülme olabilir. Bu da hani bizim ekonomik bir zarara bize neden olur bu. Hani ne demek istediğim, burada sadece ağacın kökünde de bazen hani göremeyebilirsiniz bunu, direkt çok alt kısımlarda hastalık olabilir. Ağacınızın yaz ortasında yapraklarında sararma, yapraklarında seyrelme, bir kısmında dökülme, meyvelerinizin irileşmeden dökülmesi, gelişmeden hani böyle sanki susuz kalmış gibi küçülmesi olduğu zaman özellikle bu aşı bölgesine ve kökboğaz bölgelerine dikkat ediniz.
Bu tek boğaz çürüklüğünün bulaştığı ağaçlar genelde armut, zeytin, üzüm, kayısı, elma ve daha hani hububatta sebzede ise yine aynı şekilde kök boğaz çürüklüğü gerçekleşebiliyor. Bunun çözümü yok mudur? Tabii ki de vardır. Hani bunun kültürel ve kimyasal çözümleri vardır. Kimyasal çözümleri kullanmadan önce her zaman kültürel öncelikle kullanalım. Önlemlerde arkadaşlar şu şekilde yapılmalı. Özellikle ağacımızın hani sulama suyunu ağacın kök boğaz bölgesine gelmemesi şeklinde hani bir önlemler alabiliriz. Etrafında hendekler açarak sel sularının gelmesini engelleyebiliriz. Gübreleme yaptığımız zaman ağacımızın kök boğazı kısmına değil de taç iz düşümüne göre gübrelemeyi yapmamız gerekiyor. Sel sularından korunmak için bahçemizin etrafına drenaj kanalları açmalıyız. 1 metre derinliğinde o suların bahçemize gelmesini engellemeliyiz. Ve ağacımızda kök boğaz çürüklüğünü gördüyseniz kök boğazının bir hani kendi köküne kadar açılarak oranın özellikle güneş görmesini sağlamalısınız. Çünkü kök boğaz çürüklüğüne güneş çok iyi gelmektedir. Hani mümkün olduğunca yani güneş görmüyorsa ona göre budama yapınız. Kök boğazının güneş görmesi için her şeyi yapınız. Ve demirli gübre kullanınız. Adı üstünde demir. Hani demir de kök boğaz çürüklüğüne çok iyi gelmektedir. Tabii bunun kimyasal boyutuna geldiğimiz ise hani kimyasalda ise ilkbaharda hani hastalığın görüldüğü gibi her zaman hani ilaçlama yapabilirsiniz. Ama özellikle ilkbaharda kültürel önlemlerle birlikte de kimyasal önlemleri kullanabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar hani kimyasal önlemlerde yeni bulaşmış bahçelerde bu aşı ve kök boğazının kısmını açılarak hani ilaçlama yapmak istiyorsanız 750 gram ardıçağı ve 250 gram göğüs taşı karıştırarak hani bunu kapatılmalıdır. İlkbaharda hani bu kültürel önlemleri yaptığınız zaman bunları yapmanız gerekiyor. Ve hani bu bulaşıcı toprağı da bir tarafa atarak onu hani bahçenizdeki başka ağaçlara bulaşmasını engellemek için diğer ağaçlarla temasını engellemeye çalışırsanız sizin için daha faydalı olacaktır. Hastalıkların görüldüğü bahçeden diğer sağlam ağaçları korumak için %5'lik kara boya veya %2'lik göz taşı hani ağacın iz düşümüne gelecek şekilde 10 litre yani kullanınız. Bunlar da sizin için faydalı olacak. Hastalığın hani ağacı tamamen kuruttuğu bölgelerde ise ağacın kökünü tamamen çıkartarak hani toprakta hiç ağaç parçacığı kalmayacak şekilde orada imha edelim. Özellikle ağacın kendi kökünün olduğu bölgede imha edelim. Hani başka bir yere bulaşmasını engelleyelim ve bu ağacın olduğu o hastalığın olduğu kısım diyelim ki bölge neyse mesela orada 2 yıl boyunca hiçbir şekilde fidan dikmeyelim arkadaşlar. Çünkü o hastalık halen oradadır. Ve tekrardan ağaçlarınıza bulaşabilir. Bu yaktıktan sonra oraya belli bir miktar kireç dökerek veya %35'lik karaboya dökerek hani orayı steril edip ondan sonra toprağı üstüne kapatınız. 2 ya da 3 yıl geçtikten sonra tekrardan bahçe kurabilirsiniz. Rosalina kök çürüklüğü hakkında anlatacaklarım bu kadardır arkadaşlar. Aklınıza takılan soruları YouTube kanalımda yorum yaparak bana sorabilirsiniz. Ve hani hangi konuda video çekmemi isterseniz onları da YouTube kanalımda yorum yaparak bana söyleyebilirsiniz. Hani demek istediğim bir konu hakkında bilgili değilseniz kulaktan dolma bilgilerle lütfen hani meyvecilik olsun, sebzecilik olsun bu işlere hani girmeyiniz. Çünkü kulaktan dolma bilgiler yanlış bilgi olabilir. Hepsi yanlıştır demiyorum. Burada sakın beni yanlış anlamayınız. Çünkü daha sonra da hani ekonomik bir
zararınız olmasını istemem. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın sevgili dostlar. Görüşmek üzere.